Geliyor seninki. Bu sefer beni fark etmesini sağlayacağım İpek. Nasıl yapacaksın peki? Göreceksin. Çok özür dilerim, çok affedersiniz. İsteyerek olmadı gerçekten. Bu arada ben Esra. Önemli değil. Ne oldu? İpek, benimle uğraşmayı kes. Hayrola? Ne gülüyorsun kendi kendine? Nasıl bir okul burası ya? Ne oldu? Vallahi kim bilmiyorum da şu çocukla tanışmak için kız kalktı. Kahvesini onun üzerine döktü. Sonra elini uzattı, adını söyledi. Hiçbir şey başaramadan geri döndü. O kız şansını biraz fazla zorlamış. O Emir Sarrafoğlu. Okulun altın çocuğu. Yani öyle bu okuldaki tiplerle pek takılmaz. İşte mankenler, oyuncular. İstanbul'un gece hayatı bunun babasından sorulur. Gecelerin veliahtı derler ona okulda. Gömlek değiştirir gibi de kız değiştirir. Kız koleksiyoneri anlayacağım. Bak, onun yanındaki de büyük miras yedi Hande Hanım. Şirketlerin Amerikalılara satıp yan gelip yatanlardan ailesi. Yanındaki Koray. Babası milletvekili emlak zengini. Bakma öyle uzaktan sevimli gözüktüğüne. Yakından güldürmez. Ağlatır bu modeller. Kısacası bunlar kaymak tabaka. Yani bunların aralarına girmek için zengin olmak yetmez. Soy ağacını görmeden selam atmaz bunlar adama. Tamam, yoldayım, geliyorum. Hadi bay bay. İyi misin? Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Kırılmış. Ya gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Doktora gidelim mi? Yok, teşekkür ederim. Gerek yok. Atla o zaman, yeni bir telefon alalım sana. Bunu idareten kullanıyorum zaten. Benimki tamirde. Sağ ol. O zaman parasını vereyim. Sen kime neyin parasını veriyorsun ya? Telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Gerek yok. Telafi etmem lazım ama. Telafi etmek istiyorsan bir daha araba kullanma. Feriha. Günaydın, ne haber? İyiyim, sen? İyi. Al, bu sana. Bu ne? Neye benziyor? Cep telefonu. Yani seninki kadar iyi bir model olmasa da idare eder. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek bu? Ne demek seninki kadar iyi bir model değil? Kim sana git telefon al dedi ya? Kimsin sen? Aa! Ya şaka yapmıştım. Özür dilerim. Anlamadım. Sabah biraz canım sıkkındı, abarttım. Evet, abarttım biraz. En son böyle azar işittiğimde, yanlış hatırlamıyorsam yaşım 8, azarlayan da annemdi. Feriha, ben sana... Ne haber Feriha? Kaçan kovalanır meselesini ne kadar ciddiye almış. Abi şuna bak ya. Ama sen kızsın. Ver bakayım şunu. Kızlar oynayamaz ki. Ya gerçekten Feriha. Kızlar oynayamaz ama
Sen sabah langırt, akşam futbol. Ne oluyoruz? İki tane erkek kardeşim var benim. Evden idmanlı. Sen de biraz langırt çalışsan iyi edersin. Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Seni zor durumda mı bıraktın Feriha? Baban çok mu kızdı? Evet, kızdı. Geri vermemi istedi. Ben de geri verecektim zaten. Verdim işte. Peki benimle niye konuşmadan Hande ile geri yolladın? Öyle denk geldi. Ne önemi var? Niye öyle bakıyorsun? Ya önüne baksana, kaza yapacağız. Sen utanıyorsun. Niye utanayım ya? Evet evet, utanıyorsun. Sen de benimle dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum. Hoşuma gitti. Şey mi çarptık? Hayır ya, sabah da böyle yaptı. Nereye gittin? Köşede tamirci tabelası gördüm. Aradım, geliyor biri bakmaya. Sen geç kaldıysan bir taksi çağırayım. Git istiyorsan. Evine de yakınız zaten. Ne yapıyorsun? Bugünü unutmamak için. Babası bize düşer dedi. Biz de bekliyoruz. Ya gariban adam, nereden çıkarsın, neresinden çıkarsın o kadar böyle? Aslında acıdım çocuğa. Babası da gariban, biz ödeyeceğiz deyince bunun da rengi iki ton attı tabii. Hiç kusura bakma güzel kardeşim, ben bu meselede kesinlikle Ünal abiciyim. Ya sen kız gibi arabayı açlıktan nefes kokan garibana bırakıyorsun. Arayıp sormuyorsun. Ne bekliyorsun? Yazık lan, hevesini almış mı bari? Emniyette adamın cebinden benim arabanın resmi çıktı. Süper süper. Garibanın rüyaları gerçek olmuş. Çok komik değil mi? Feriha? Geçmiş olsun diyeceğim ama garibanlara rüya yorumu yaptığına göre geçmiş anlaşılan. Darısı onların başına.
geçmişiyle kavgalı. Tanrı'ya sığınan kız çocuğu geceleri isyankâr, gündüzleri ipleri dolaşmış uçurtmalar misali. Ne beraber uçabildik boş verip şu dünyayı, ne gidebildik kendi yolumuza. Geldin. Geldim. Çok güzelsin. Filmimize hoş geldin Feriha. Hadi gidelim. Dans edelim mi? Hadi. Çalı süpürgesi. Rezalet. Vallahi kaşı gözü olmasa bunda bir numara yok. Dans edemiyor, içemiyor. Sosyal becerileri sıfır. Sen havada kara dayarsın buna. Feriha dur, dur Feriha ne yapıyorsun? Feriha. Feriha gidiyoruz. Ay nereye gideceğiz, eve mi gideceğiz? Hadi gidiyoruz dedim. Ya Emir benim bir tane gecem var. Bak bir gece. Bildiğimiz Feriha. Bildiğimiz Emir. Feriha gidiyoruz. Ay nereye? Eve mi gideceğiz? Hadi. Ya gitmeyelim. Koray. Nereye gidiyorsun? Babamı idare et. Dikkat et. Aman dikkat et. Feriha. Değilim ki. Hadi yukarı çıkalım. Ben değilim ki. Ben değilim ki. Feriha sakin ol. Feriha. Kendine gel. Feriha. Feriha kendine gel. Feriha sakin ol. Hadi kalk hadi. Hadi Feriha. Thank you.
Özür dilerim. Yani ben biraz hatırlıyorum olanları. Çok utandırdım seni. Ya ne olduğunu söylesene. Ne olur bir şey söyle. Sen söyle. Ben bilmiyorum. Anlamadım. Yani bir şey oldu ama. Niye öyle bakıyorsun? Bir şey söylesene. Konuş. Neden yaptın Feriha? Ne yaptım ya? Yeter artık Feriha. Yeterince aptal yerine koydun zaten. Sen kimsin ya? Kimsin sen Feriha? Evet, hap. Ben onu bilmeden aldım. Benim başım ağrıyordu. O kızla karşılaştım. Başın mı ağrıyor dedi. Benim de migrenim var, ağrı kesicim var dedi. Ben onu ağrı kesici diye aldım. Bana inanmıyor musun? Yapma Feriha. Senin kadar akıllı bir kız daha inandırıcı bir senaryoda yazabilir. Belki adamın biri gazozuna ilaç dağıtmış olabilir. Hı? Çok klişe ya. Ama tutar. Bu yüzden mi içki içmiyordun Feriha? Kendini büyük eğlenceye hazırlamak için. Sen bağımlısın diye ailen bu yüzden mi seni bu kadar sıkıyor? Ama tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadın. Şu gece hayatında bilmediğim, ezberlemediğim senaryo kalmadı diyordum. Ama sen benim ezberimi bozdun Feriha. Bunu mu aldın? Ya dün söylemiştim ya kendimi affettireceğim diye. Kahve ilk adım olsun diyelim. Ama emirlerinizde sorun olacaksa... Yo, niye sorun olsun? Otur lütfen. Ne bileyim hani çekinebilirsin belki, o yüzden. Çekinecek bir şey yok. Bu ne ya? Bel altından bir silleme. Hızlı kızları severim ama fazla hız felaket getirir. Bir şeyi de açık açık söylesen. Vallahi manzara açık Emir'cim. Herkes Feriha'yı havaya soktu. Şimdi de seni reddetmenin havasını yaşıyor. Oğlum, İlker'in kuyruk acısı belli. Sana gider yapmak için Feriha'ya yazıyor.
Şov yapmayacaksın değil mi? Fazla uzun sürmeyecek. Bir şeye de karışmasın olmuyor değil mi? Bir şey değil aramızda. Emir! Emir! Parazit yapmayalım lütfen. İlker'e ne söyledin? Söylediğim şey seni ilgilendiriyor olsaydı bağırarak söylerdim. Öyle karşıma geçip gözümün içine baka baka kulaktan kulağa oynayamazsın. Ne söyledin İlker'e? Sor İlker'e. Belki söyler sana. Ben sana soruyorum. Ne söyledin? Neden bu kadar ilgileniyorsun? Söylediğim şey o kadar önemli mi senin için? Hı? Karşımda söylememiş olsaydın önemli olmazdı. Öyle mi? Emir! Uzak dur dedim. Feriha. Aramızda bir şey var. Sen de biliyorsun. İnkar etme. Bir şeyler var aramızda. Sevde? Sabah aradım ama açmadın. Feriha! Sabah koşusu mu? Sen... Ben özür dilemeye geldim. Gerçi anneni hesaba katmamıştım. Yine olmadı galiba. Annem mi? Gördüğümü bilmiyorum ama. Nasıl buldun burayı? Kafeden çıkarken gördüm sizi. Önümden geçtiniz. Feriha. Konuşmamız lazım. Okulda bekliyorum seni. Daha fazla bekletme annenleri. Bu senin için. İçimden geldi. Gel şurada konuşalım o zaman. Şimdi bana bir cevap vereceksin Feriha. Aramızdakileri ya kabul edeceksin ya reddedeceksin. Ya Emir ne olur git ya. Gitmiyorum Feriha. Yolunu kestim, kapına dayandım.
Artık bana ne söylesen haklısın. Ama hemen şimdi bir cevap istiyorum. Neden hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Ya çünkü ben yapamam. Ya neyi yapamazsın Feriha? Benden mi kaçıyorsun? Ne sanıyorsun da kaçıyorsun? Playboy mu? Çentikçi mi? Ne? Hiçbiri değil. Seninle ilgili değil. Ne o zaman Feriha? Son defa soruyorum sana. Benimle misin? Feriha bak bana. Benimle misin?